Merhabalar. Kız Kardeşler filminin yönetmeni Emin Alper'le birlikteyiz. Kız Kardeşler filmini Engelsiz Yarışma bölümünde izledik az önce. Merhaba Emin, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Film üçüncü uzun filmin Tepenin Ardı ve Ablukadan sonra Kız Kardeşleri çektin. Film dünya premierini Berlin'de yaptı ve sonrasında Saraybosna, Sofya, İstanbul Film Festivali gibi festivallerden ödüllerle döndü. Film pek çok karşıtlığı yüzümüze vuran bir film aslında. İşte köy, şehir, kadın erkek, zengin yoksul, ezan, ezilen. Benim ilk merak ettiğim soru aslında filmin eksenindeki bestemelikle ilgili. Filmin bu meseleye birinci elden tanık olmuş birisi tarafından yapıldığı bence çok belli oluyordu filmde. Hikaye çocukluğunda mı besleniyor? Önce Evet, benim çocukluğumun geçtiği yörelerde çok yaygın bir uygulamaydı bu. Dolayısıyla benim hafızamda ve çocukluğumda çok derin izler bırakmış bir kurum diyeyim. Ve daha sonra tabii büyüdükçe de bunun aslında Türkiye'de çok yaygın olduğunu fark ettim. Ancak yaygınlığı ölçüsünde temsil edilmemiş ve anlatılmamış bir hikayeydi. Yani edebiyattaki birkaç örneği dışında hemen hemen sessizce geçiştirilmiş, çok insanın bildiği, en azından eski kuşakların bildiği fakat çok üzerinde durulmamış bir mevzuydu. Yeni kuşaklar için biraz daha yabancı tabii. Ve ben bu mesele hem kendi biyografimde çok önemli bir yer tutuyordu dediğim gibi. Hem de eşitsizlik ve yoksunluk hikayesi anlatmak için çok elverişli olduğunu düşünüyordum hep bestemelik olgusunun. Benim çok acıklı bulduğum, çok dokunaklı bulduğum bir arada kalma hali vardı çünkü benim gözlemlediğim, çocukluğumdan gözlemlediğim o kızların ne kendilerini köyde evde hissedebiliyorlardı, ne yeni evlerinde kendilerini tam anlamıyla evde ve oralı hissedebiliyorlardı. Eski ailelerinden kopuyorlardı ama yeni ailelerinin tam bir üyesi olamıyorlardı ve orada bir tür ev içi emek hizmeti görüyorlardı. Dolayısıyla bu konuda bir şeyler yapmak çok uzun süredir kafamda vardı. Hatta Tepenin Ardı zamanında bile vardı. İlk hatta ana taslaklarını daha o zamanlardan bile kafamda oluşturmaya başlamıştım. Ve en nihayetinde üçüncü film olarak da böyle bir hikaye yapayım dedim ve oturdum kafamdaki taslakları döktüm ve senaryo çalışmasına başladım. Tepenin Ardı demişken o zaman şöyle bir soru sormak istiyorum. Filmin başında bir sahne var. Veysel işte kaç davar var sürüde diye soranları köpeğiyle tehdit edip dikkat et saldırmasın diyor. Bu düşman üretme meselesi Tepenin Ardı'nda filminde de ana motifti. Bu filmde de yer yer karşımıza çıkıyor. Bu konuyla bu kadar yakından ilgileniyor olmanın nedenini merak ettim. Yani aslında yani bu filmin özellikle meselesi bu değil. Tabii Tepenin Ardı kadar değil. Ablukada da vardı o mesele aslında. Bir düşman örgütleme veya bir dışarıdan gelen bir tehdit meselesi. Bunun tabii bizim yaşadığımız siyasi deneyimle çok birebir ilişkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim siyasetimiz de tamamen bunun üzerine kuruldu. Bu dinamik üzerine kuruldu. Siyasetçilerimiz sürekli ya içeride ya dışarıda düşman üreterek ülkeyi yönetiyorlar. Başka türlü yönetme becerileri pek yok. Geçmişte de öyleydi. Şu an çok daha fazla öyle. Yani sürekli işte başarısızlıkların, ekonomik başarısızlıkların vesaire sorumlusu olarak işte hala biliyorsunuz bir takım düşmanlar, hayali düşmanlar gösteriliyor. Sürekli ben çocukluğumdan beri böyle bir siyasi atmosferde büyüdüm. Bu belki geçici olarak değişti, azaldı. Fakat ama Türk siyasetinin bir sabitesi olarak her zaman düşmanlarla, içeriden dışarıdan sarılı düşmanlarla biz büyüdük. Bu nedenle herhalde filmlerinde bu öge hep baskın bir şekilde kendine yer buluyor. Peki yine filmden bir sahne üzerine bir soru soracağım. Filmde işte ortanca kardeş Nurhan'ın yarın olsa ne olacak, Necati Baba yine gelmeyecek dediği sahne bence filmdeki kritik sahnelerden biriydi. Filmin sonunda da karakterlerin yaşamlarında çok şey değişmediğini görüyoruz. Bütün bunlarla filmin temelindeki o ezen, ezilen döngüsünün devam edeceğine mi işaret ediyorsun? Yani kısmen diyebilirim.
Şöyle aslında oradaki biraz köy yaşamının statikliği, değişmezliği ve bunun adeta tercümanı olan babanın konumu biraz aslında onu eleştirmekte derdim. Yani baba sürekli kendisini şey diye oyalıyor, işte yarın olacak, öbür gün olacak, her şey yoluna gidecek falan ama hiçbir şey değişmiyor aslında köyde. Buradan tamamen kızların durumuna dair bir durum çıkarmak, kızların geleceğinin değişmezliğine dair bir şey söylemek niyetinde değildim. Tam aksine çünkü büyük kız Reyhan biliyorsun filmin sonunda kararlı bir şekilde Ankara'ya gideceğini söylüyor. Dolayısıyla orada ben özel olarak bir en azından Reyhan için bir açık kapı bıraktım. Yani babası inanmasa da ha, yok gidemezse falan dese de o kararlı bir şekilde hani gerekirse küçük ortanca kardeşini hastaneye götüreceğinden ve ondan sonra da Ankara'ya yolunun devam edeceğinden söylüyor. Evet, köy içinde kalındığı sürece beslemelik kurumundan kurumuna bel bağlandığı sürece belki çok fazla çıkış yok ama en azından Reyhan karakteri daha alternatif bir çıkış araması yönünden diğerlerinden belli ölçülerde ayrılıyor. Peki çok merak ettiğim son bir sorum olacak. Filmin aslında temel izleyinde 3 kız kardeşin hikayesi yer aldığı için filmin bir kadın hikayesi olduğuna dair çeşitli yorumlar var. Ya da film köyde geçtiği için taşra filmi olduğuna dair yorumlar var. Tabii bu tanımlarla neyi kastettiğimiz önemli ama sen filmini bir kadın hikayesi ya da taşra filmi olarak görüyor musun? Yoksa daha evrensel bir yerde mi durduğunu düşünüyorsun? Bir de bu tür yorumlar canını sıkıyor mu? Anlaşılmadığını düşünüyor musun? Yani biz genelde yaparken, film yaparken böyle şeyler düşünmeyiz. Ben şahsen düşünmem. Yani bir kadın filmi yapıyorum, bir taşra filmi yapıyorum mesela dediği gibi kategoriler beni hiçbir zaman bağlamadı. Hiçbir zaman böyle şeylerde düşünmedim. Yani hani aksine tam aksine şöyle düşünüyorum. Mesela Tepenin Ardı için bir erkek filmi veya erkekli filmi diyebilirim. Çünkü meselesinde erkeklik var. Hani şeyin ise kız kardeşlerin meselesinde bir kadınlık olduğunu, kadınlık meselesini merkeze aldığını tam olarak söyleyemesen de ister istemez anlattığın şeyler nedeniyle, konular nedeniyle ve kadınların biraz merkezde olması nedeniyle kadınlığa dair meseleler de giriyor işin içine. Bundan ötesi eleştirmenlerin, yazarların kendi aralarındaki tartışma meselesi. Beni çok ilgilendirmiyor. Benim anlatmak istediğim belliydi. Tabii ki beslemelik bir kere erkek besleme diye bir şey yok. Var aslında çok az. Çok az örnekleri var. Bir kere besleme deyince zaten kadınlığa dair bir meseleden bahsediyorsun. Ev içi emek deyince yine kadınlığa dair bir meseleden bahsediyorsun. Dolayısıyla kadınlığa dair meselelerden bahsetmeden beslemeyi anlatmak mümkün değil tabii ki. Ama bu film aynı zamanda başka yerlerde de söyledim. Veysel'in de hikayesi. Veysel de bir tür besleme tırnak içinde. Yani o da hiçbir yerde kendine ait bir yer bulamayan bir insan. Dolayısıyla ben yani filmlerimi böyle bu şekillerde kategorize etmiyorum. Bu şekilde de sınırlandırmıyorum. Hele taşlar meselesine gelince. Bu en son düşündüğüm şey. Yani filmin nerede geçtiği beni hiç ilgilendirmiyor. Ben işte hikaye beni nereye götürürse orada zaten aslında ilk şeyin hikayesi kız kardeşlerin ilk kafamdaki taslağı şehirde geçiyordu. Şehirdeki hikayeleriydi. Fakat daha sonra hikaye evrilip değiştikçe beni köye götürdü. Yani ben bir taşra filmi yapayım, ben bir şehir filmi yapayım diye bir konsept sinemacının kafasında olmaz diye düşünüyorum. Aşırı genellemeler yapmamak kaydıyla tabii bazen olabilir. Bazen der ki bir insana ben şurayı çok sevdim, orada film çekmek istiyorum. Ben öyle değilim ama ben daha çok hikaye nereye götürürse orayla ilgileniyorum. Yok, beni çok fazla sinirlendiriyor mu diye sordun. Hani şey düzeyine gelmediği sürece sinirlendirmiyor. Eğer sıkıldık bu taşradan düzeyine gelmediği sürece ilgilendirmiyor. Çünkü öyle dedik zaman o zaman izleme diyorum. Sıkıldıysan izleme, başka bir şey izle. Yani daha yani apartman görmek istiyorsan apartman filmi izle diyorum. Ancak böyle yorumlar beni sinirlendiriyor. Çünkü yani sanat eserleri böyle kategorize edilmez. Yani Yaşar Kemal of sıkıldık Çukurova'dan. Yaşar abi mi diye okuduk biz Yaşar Kemal'i. Yaşar Kemal'in bütün hikayeleri Çukurova'da geçer. Yani bu kategoriler biraz çımarıkça şeyler böyle. Şikayetler daha doğrusu. Kategoriler değil mi? Şikayetler. Türk sinemasında çok taşra yapıldı. Aman artık sıkıldık. Her film başka bir şey anlatıyor.
Yani Nur Bilge Ceylan başka bir şey anlatıyor. Senem işte ana yurduyla başka bir şey anlattı. Reha Erdem Taşlı da başka bir şey anlatıyor. Ben başka bir şey anlatıyorum. Bunlar sadece bir coğrafyada geçtiği için, aynı coğrafyada geçtiği için aynı sepetin içerisine konulamaz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Emin. Sorularımızı yanıtladığın ve filmini bizimle paylaştığın için. Son olarak söylemek istediğin bir şey yoksa burada bitirebiliriz. Yok, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.